Ne haber? Korkma korkma bir şey yok. Ben ben. İçinde bunu aldım zaten. Böyle koyayım bunu. Ha? Bunu aldım zaten içinde. <laughs> Gizemli kişi geliyor değil mi böyle? Gizemli kişi geliyor değil mi? Gizemli kişi geliyor bak şimdi bak. Siz bir inceleme daha yapacağız şimdi. Oh dur. Bunu aldım. Hatta direkt ben sizi de izlemeye geçeyim. Ben sizlerle izlemeye geçeyim. izlemeye çünkü yine aynı şeyler de var. Farklı şeyler de var. Biliyorsunuz ki bir süredir Money in the Bank'ten beri bir gizemli bir video yayınlanıyor. Ulan acaba ne olacak? Kim geliyor falan. Sonra bu böyle değişerek devam etti. Birkaç haftadır böyle iki haftadır farklı farklı şeyler çıkıyor. Şimdi gelin bir dakika sizlerle. Şu gizemli. Buraya. Gelelim. Basalım bakalım. Buradan artık. Dız, dız, Bak görüyorsunuz değil mi? Bak 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 bunları görüyorsunuz. Şu an. Şu an bunları gördünüz. Devam. Sesi bir tık şey yapmıyorum böyle. Bak bu aynı video. Bu aynı video. O yüzden çok şey yapmayacağım. Yine aynı video. Ama arada farklı bir şeyler var. Hani bu gelecek olan kişi ne? Taha Akgül mü? Aman altın madalya var falan filan diyorsunuz böyle. Şimdi bunu işte Kurt Angle'a yormuştuk bunu. Burada A ampul. Bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ampul var. White 6. Hem de Bray White'da şöyle bir şey var. Kesin bu Bray White falan diyenler vardı ya. Yok abi devam 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 şöyle bir atalım tın 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 falan deyip böyle işte biri geliyor dediler değil mi böyle burada sonra işte yok latino heat bilmem neleri gördük bunlar tabi şu an şey değişiyor bu işte latino heat'tir bilmem nedir hadi şöyle durayım böyle birazdan ekranı değiştireceğim <laughs> ekranı değiştirmeden önce size ikinci bir video izleteceğim çünkü bir sürü kişi zaten bununla ilgili bir sürü böyle şey var işte Fint mi acaba? Bray White mi geliyor? Edge mi geliyor? Başka biri mi geliyor? Bilmem ne. Arkadaşlar ben başından beri Edge diyorum. Çünkü bu videoyu ilk izlediğimde. Oradaki ipuçlarını topladığınız zaman. Altın madalya. Kurt Angle. Sonra ne? Böyle bir şey var? Altın madalya. Kurt Angle. Latino Hit. Eri. Arada başka bir şey daha var. Jeff Hardy ile Dudley Boyz'un. işte kullandığı zımbırtılar. Dudley'lerin işte gözlükleri. Hardy'nin de şeyi vardı mesela. Şu el zımbırtısı. Koluna taktığı sleeveimsi şey. Şimdi bak. Bunu bir kenara attık. Şimdi gelin buraya yayınlanan ikinci olaya. Asıl olay burada. Burada artık kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın. Çünkü bu kişi Edge. Gelin bakalım neden. Al. Şöyle bir video yayınlandı. Bu telif yiyeceğim çünkü birazdan. O yüzden şuralarını geçiyorum yine. Bilinen yerlerini geçiyorum. Yakın yerleri. Kum saati var. Kum saati ilerliyor. Alın. Al. Bir. Bu ne abi? Bu ne abi? Yanan bir oduncu gömleği mi? <laughs> Aa kim acaba? Bunu kim giyiyor de? Mick Foley. Yanıyor. Neden acaba? Allah Allah. Edge Mick Foley'nin efsane maçı olmasın bu? Masaya dışarıda. Ee, masanın üzerine. Yanan masanın üzerine. Edge'in Foley'i spirladığı maça bir gönderme olmasın yoksa? Yendiği bütün adamların şeyi var orada haberiniz olsun. Edge'in kariyerinde. Maç yaptı. Yendiği falan böyle adamların. Al bak bu, bu kere bu direkt Edge. Bak bu Edge. Aynen buraya bak kardeşim. Al. RKO. Buradan zaten yola çıkarak ne, nereye varılacağını da biliyorsunuz. Değil mi? Rated RKO. Randy Orton yazıyor zaten altında. RKO. Bakın burada ne var? Bakın burada ne var? You can't see me. Devam edelim mi? Edelim mi? Bak bak bak. Buram buram yanıyor. Bak bak bak. Efil efil yanıyor bak. Bu da benim bir hatırladığım Gangrel'ın kanla kan muhabbeti Şu elindeki zımbırtı Gangrel onunla böyle şey alıyordu ya böyle Al bu kadar O kadar belli ki bunun ne olduğu Bunun ne olduğu o kadar belli ki yani o kadar olur Şimdi sizi şu ekrana alayım Çünkü Fotoğraflarla tek tek gideceğiz Al Şimdi öncelikle zaten burada ne vardı John nın şapkası var. You can't see me. Başka bir şey olmasına ihtimal yok biliyorsunuz ki. You can't see me. John Cena'nın şapkası. Maskeden sonra çok kötü oldum lan. Ay çok sıcak daha. Bir 10 saniye 15 saniye bekledim içinde. Yemin ederim. John Cena'nın şapkası. Edge'in daha önce yenmiş olduğu kariyerinde bir şekilde bir basamak olan yükselmesinde ya da geçiş sürecinde mesela ne bileyim Kurt Angle, Eddie, Hardy'ler, Hardy Boys, Dudley Boys. Şimdi burada artık nerelere geldik? Gördüğünüz Cena falan var. Bak bu Cena. John Cena. Devam. Burada RKO tişörtü biliyorsunuz NWO'dan esinlenip yapılan RKO tişörtü Randy Orton'un eski tişörtü. O dönemler Randy da biliyorsunuz böyle tam işte Legend Killer işte dalgaları falan böyle işte 2005 sonra devamında işte 2006 falan derken 2006'da zaten şeye dönüyorlar biliyorsunuz ki 2005'in sonu muydu 2006 mıydı 2006'ydı ya. Tabi 2006 hatta 2007'ye de gidiyorlar mıydı Rated RKO Edge ile Randy Orton devam devam. Bakın burada ne var? Bu zaten direkt şey. Hani bu yani. Hiçbir şekilde başka bir şey olmasına ihtimal yok. Folli'nin tişörtü, şeyi, gömleği ve yanıyor. Çok iyi maçtı bu arada. Ya o maçı böyle keşke şeye WWE koyabilse YouTube'a falan da izleyebilsek böyle maç izleme yayınlarında falan. Çünkü güzel bir maç yok diyebiliyorum ben oralarda. Daily Motion'da falan kesin vardır da şimdi girmeyelim oralara. Orada birazcık çünkü vahşetimsi şeyler falan var ya. Twitch'ten sıkıntı çıkması Şimdi banlanmayalım falan orada yani. Güzel maçtı. Sonuç olarak en sonunda şuraya bağlayıp konuyu kapatacağım. Çok uzatmaya da gerek yok abi. Ivar zıvır tamam böyle işte acaba fint mi bilmem ne mi? Saçma salak yabancı forumlarda, yabancı işte ne bileyim artık Reddit'te mi, bir yerlerde falan bizim arkadaşlar atıyorlar. İşte bunlar şeymiş. işte ipuçlarını topladığınız zaman aslında white'mış falan diye. Abi ne white'ından bahsediyorsunuz yani? İşte White Six ya şey ismi. Twitter'da White Six falan böyle. 6. 6 tane ampul var. Hem de bir tanesi yuvarlak. Ana! Windom Twitter'da şey vardı. O döngü vardı yuvarlak hatırlıyor musunuz kırmızı? Orada ampulün içinde de kırmızı yuvarlak var deyip oradan ona vuruyorlar. Ondan sonra bilmem ne olmuştu da tamamen zırvalık. Abi bu kişi Edge. Edge Judgment Day'den kovuldu. Edge başlı başına kendisi Judgment Day'i kurduktan sonra Finn Balor gelip onu kovdular abi Edge de muhtemelen bir süre böyle dinlenirken bir yandan da böyle kin topluyor tamam mı? Çok muhtemelen yani bu viniyeleri izlerken bu videoları insan şey bekleyebilir. Karanlık bir karakter olarak hani böyle artık intikam için gelecek falan bilmiyorum. Bu tozlu raflar gibi sanki böyle videolar hatırlıyor musunuz? İşte bir yerde işte madalya var, Latino Heat plakası var, Sina şapkası var, işte RKO tişörtü var, Jeopardy'lerin bilmem nesi Dudley Boys'un gözlükleri derken... Sanki böyle ta en başından beri kariyerinden böyle adım adım gidiyor gibi farkında mısınız? Geliyor böyle onu hissettiriyor yani böyle. Geliyor 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 derken muhtemelen On This Day I See Clearly şarkısını duyarsak ki artık Day geçti o Edge'in değişen müziği Day geçti biliyorsunuz ki. Ya ben çok mutlu olurum. Ya bir şekilde göreceğiz ama Summers'da mı yetiştirecekler mi onu merak ediyorum. Çünkü Summers'da yetişirse eğer olası bir Finn Balor'la maçı olabilir. Ya da Judgment'e karşı düşünsenize Edge'in. Ya Edge böyle gidip karanlık bilmem ne burası işte Terminator gibi olmuş falan filan gelmeyecek yani sonuçta. Ama Edge ne şekilde gelecek onu merak ediyorum ben. Bu kişi Edge çünkü. Bu bildiğiniz Edge'in kafası var şurada çünkü. Ben merak ediyorum. Çünkü Edge, Edge yani. Konuşmaya gerek yok bence daha fazla. Çünkü yaşı ne olursa olsun her ne kadar mesela AJ Styles'le olan maçı birazcık bana hayal kırıklığı yaratmış olsa bile Edge yine de İyi performans verebilen biri ve ben o yüzden Edge'i merakla bekliyorum. Nasıl gelecek, ne şekilde gelecek? Eski müziğiyle mi gelecek ki? Ya eski müziği demek bana garip geliyor anasını. Eski müzik ne ya? Bildiğiniz has müziğiyle mi gelecek yani öyle diyelim. Göreceğiz bakalım neyin ne olacağını. Siz ne düşünüyorsunuz? Bütün aşağıya bütün yorumlarınızı yazın bekliyorum. Sizce de bu Edge mi demek istemiyorum artık. Bu Edge çünkü. Yani artık daha ne olsun yani? Daha ne olsun abi? Değil mi? Lütfen gözünü seveyim ya. <laughs> öyle. Ben kaçıyorum. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Zaten SummerSlam yolundayız artık. Ay sonunda SummerSlam var unutmayın. 30 Temmuz'da de takip edin. Buradan isterseniz katılla üye olabilirsiniz. Bütün ayrıcalıkları biliyorsunuz ne olduğunu. Umarım daha da güzel şeyler yapacağız böyle üyeler arttıkça. Çok teşekkür ederim. Üye yani vallahi teşekkür ederim ya. Ekstra bir şey diyemeyeceğim. Çok sağ olun. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz bu aralar yayınlarda falan, yorumlarda. Bunu da beğendiyseniz bir like'ınızı alırım bu videoya görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın